Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf E-Staff'ın 30. föyündeyiz. Konu anlatımı yapacağım. Oran orantının 2. föyü bu. Altın oran kavramı var. Buraları siz okursunuz. Altın oran doğada, bazı mimari eserlerde ve hatta vücudumuzun bazı bölümlerinde karşımıza çıkmaktadır. Örnek 1 ile başlayalım. 200 gram leblebiye 2.40 TL ödeyen Ali'nin 6 lirası olsaydı kaç gram leblebi alabilirdi? Şimdi hemen oran orantı kurabiliriz. 200 gram ya da şöyle diyelim liradan kuralım. Yani paradan kuralım. Hiç fark etmez gerçi. 2.40 liraya sıfır yazmamıza gerek yok. Etkisiz. 2.4 TL'ye 200 gram leblebi alınıyorsa 6 liraya Kaç gram leblebi alınır? Orantımız doğru orantı. Çünkü e, elimizdeki para arttıkça biz daha fazla leblebi alırız. Lira artıyor. Yani bura artıyor. Bura da artacak. O yüzden doğru orantı var. Doğru orantıda işler dışlar yapılır arkadaşlar. Çapraz çarpılır. 2.4 ile x'i çarpacağım. 2.4 çarpı x. 6 ile de 200'ü çarpacağım. 6 çarpı 200'den 1200. Her tarafı 2.4'e böldüğümde 1200 bölü. 2.4 gelecektir. Burada kolay bölmek için 10 ile genişletebiliriz. 1210 ile genişlettiğim zaman bir sıfır daha yazarım. 2.4'ü 10 ile genişlettiğimde 24 olur. Şimdi sadeleştirebilirim. 12'ye böldüm 1. 12'ye böldüm 2. 1000'i 2'ye bölersek arkadaşlar 500 gelir. Yani 6 liraya 500 gram leblebi alınabilir. 16 dilim pastayı Ezgi Özge ve Ece sırasıyla 1, 3 ve 4 sayıları ile doğru orantılı olarak paylaşıyorlar. Özge kaç dilim pasta almıştır? Önceki föyde işlemiştik. Doğru orantı diyorsa direkt K ile çarpacağız. K çarpı 1'den Ezgi K alır. K tane alır. Özge 3 ile doğru orantılı olduğu için 3 çarpı K'dan 3K alır. Ece ise 4K tane alır. Bunların paylaştığı pasta toplam 16 dilim olduğu için topluyoruz aldıkları parçaları k, 3k ve 4k toplamı 16'ya eşit olmalı. Topladığımda 8k eşittir 16 dolayısıyla k eşittir 2. Özge kaç dilim almıştır? Özge 3k tane almıştı. K da 2 geldiği için 3 çarpı 2'den 6 dilim pasta almıştır. Üçüncü sorudayız. Etiket numaraları 3, 4 ve 5 olan 3 kutuya numaraları ile orantılı olacak şekilde şeker konuyor. Şimdi burada orantının ismi verilmemiş. Hani doğru veya ters denmemiş. İsim verilmiyorsa doğru orantı alacağız arkadaşlar. Yani 3, 4, 5 ile doğru orantılı olacaksa 3K, 4K ve 5K olur. Yani etiket numarası 3 olan kutuda 3K tane varsa, 3'ün K katı kadar varsa, numarası 4 olan da 4'ün K katı kadar, numarası 5 olan da 5'in K katı kadar şeker vardır diyoruz. En az şekerin bulunduğu kutuda 24 adet şeker varsa bunların içinden en küçüğü hangisidir? 3K'dır. 3K 24'e eşitse K eşittir 8'dir. En fazla şekerin bulunduğu kutuda kaç tane şeker vardır? En fazla şekerin bulunduğu kutuda 5K'dır. En büyük 5K'dır bunların içinde. E K8 ise 5 çarpı 8'den 40 tane şeker vardır. Aşağıdaki grafikte saatte 90 kilometre sabit hızla yol alan bir aracın deposunda kalan yakıt miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre araç deposundaki benzinin tümünü bitirene kadar toplam kaç kilometre yol alır? Şurada zaten depodaki yakıt bitmiş. Burada verilen noktaya dikkat ederseniz mesela 2 saat geçtiğinde araçtaki yakıt miktarı kalan yakıt miktarı 40 litreye düşmüş. Yani araç 2 saatte ne kadar harcamış? 2 saatte 50'den 40'a düştüğüne göre 10 litre harcamış. Harcıyor diyelim. Araç 2 saatte 10 litre harcıyorsa 1 saatte ne kadar harcar? 2 saatte 10sa onu 2'ye böldüğümde 1 saatte 5 litre harcar. Şimdi aracın Araç deponun tamamını kullanacak. Deponun tamamı 50 litre, litre. O zaman orantımızı kuralım. Diyelim ki 1 saatte 50 1 saatte 5 litre harcıyorsa kaç saatte 50 litreyi bitirir diyelim. Veya şuradan okuyalım. 5 litreyi 1 saatte harcıyorsa 50 litreyi kaç saatte harcar? Doğru mu ters mi orantımız? Litre fiyatı arttı, miktarı arttı. Dolayısıyla saat miktarı da artacak. Yani doğru orantı var. Yani işler dışlar çapraz çarpıp eşitleyeceğiz. Veya direkt şöyle diyebilirsiniz. Bakın 1'in 5 katı x'in 5 katı 50 olacak. O zaman 50'yi 5'e böl 10. Veya işler dışlar yapın. 5x eşittir 50 x eşittir 10. Yani 10 saatte deponun tamamını harcar. Araç kaç kilometre yol alır diyor. Aracın hızı 90 kilometreydi. Araç 1 saatte 90 kilometre gidiyorsa 10 saatte 90 çarpı 10'dan 900 kilometre yol alır. Yani aldığı yol 900 kilometredir. Bir usta 3 günde 4 çift ayakkabı ve bir kalfa 5 günde 3 çift ayakkabı yapmaktadır. İkisi beraber 87 çift ayakkabıyı kaç günde yapar? Şimdi burada dikkat ederseniz 3 günde 4 çift yapıyor. Yani bir günde birden fazla küsuratlı yani bir günde ne kadar yapar? 4 bölü 3. Bir günde kalfa ne kadar yapar? 3 bölü 5 tane yakıp rasyonel. Eğer rasyonel sayılarla uğraşmak istemiyorsanız ne yapacaksınız? Bu ikisi beraber çalışacağı için sürelerini eşitleyeceksiniz. Ustanın süresi 3, kalfanın süresi 5 gün. 3'ün ve 5'in ortak katı 15. 15 eşitleyeceğiz. Şimdi usta için yapalım. Usta 3 günde 4 çift ayakkabı yapıyorsa 15 günde ne kadar yapar? 15 günde bakın 5 katını aldım. Bunun da 5 katını alacağım. 20 çift ayakkabı yapar. Gelelim kalfa tarafına. Kalfa 5 günde 3 çift ayakkabı yapıyormuş. O zaman 15 günde kaç çift ayakkabı yapar? 3 katı bakın. 3, 3 katını alın. 9 çift. Şimdi ikisinin sürelerini eşitledim. O zaman ikisi birlikte ikisi birlikte eğer çalışırsa 15 günde kaç çift ayakkabı yaparlar? İkisi birlikte 15 günde usta 20 yapıyor. Kalfa da 9 yapıyor. Toplayalım 29 çift ayakkabı yapıyor. 15 günde 29 çift yapıyorlarsa kaç günde 87 çift ayakkabı yaparlar diyoruz. Tabi burada yine doğru orantı var. Çünkü ayakkabı sayısı arttı. Gün sayısı artacak. Çapraz çarpacağız. 15 çarpı 87 eşittir. 29 çarpı x'tir. Burada zaten genelde katı gelir. Mesela 87 29'un katıdır. 3 katıdır. 15'in 3 katını alacağız. 45 gelecek. Veya işler dışlar yaptık. 29'da 87 29 ile 87'yi 29'a böldüm 3. 29'a böldüm 1. 3 çarpı 15'ten x eşittir. 45 gelecek. Yani ikisi birlikte kaç günde yapıyormuş? 45 günde yapıyormuş. Altıncı sorudayız. A, B ve C maddelerinden A bölü B eşittir 3 bölü 4, B bölü C eşittir 6 bölü 5 oranında karıştırılarak elde edilen 155 kilogram. Karışımda A maddesinden kaç kilo vardır? Şimdi burada ikisinde de B maddesi var. İki orantıda da. Burada ben eğer A'ya 3K, B'ye 4K dersem bu tarafta B'ye 6'nın katları denk geliyor. Yani 4K 6'nın katı olmadığı için bu tarafa geçemiyorum. B'leri bir şekilde eşitlemem lazım. Burada B'ye 4, burada B'ye 6 karşılık geldiği için 6'nın 4'ün en küçük ortak katı 12'dir. 12'de eşitliyorum. Bu kesiri 3 ile genişletiyorum. Bu kesiri de 2 ile genişletiyorum. Bu kesir neye eşit oluyor? 3 kere 3'ten şu alta yazayım. A bölü B 3 kere 3'ten 9 bölü 12'ye diğer kesir ise B bölü C eşittir. 6 kere 2 12 5 kere 2 10'a 12 bölü 10'a karşılık geliyor. Şimdi ben burada A'ya 9K dersem B 12K oluyor. B'ye burada yine 12K'yı verebiliyorum. Hani burada tek bilinmeyeni direkt bu tarafa aktarabiliyorum yani. 12K dediğimde B 12K olduğunda C'de 10K oluyor otomatikman. Yani 3'ünün de K türünde neşetini bulmuş oluyorum. Bu 3 maddeden oluşuyormuş bu karışım ve karışımın miktarı 155 kiloymuş. Yani A artı B artı C 155'miş. A 9K'ye eşit. B 12K'ye eşit. C de 10K'ye eşit. Topladım hepsini. 21, 10 daha 31 tane K. 155 ise K eşittir. 155 bölü 31'dir. Sadeleştirdiğimizde 5 katı olduğunu görürüz. 5 kere 1, 5, 5 kere 3, 15. Yani K eşittir 5 geldi arkadaşlar. Bizler ne isteniyor? A maddesinden kaç kilo bulunur? A maddesinden 9 K tane vardı. A eşittir 9 K idi. K'yı biz 5 bulduk. 9 çarpı 5'ten 45 kilogram bulunur. Cevabımız 45. Geldik 7. soruya. 390 tane bilye 2, 3 ve 4 sayıları ile ters orantılı olarak 3 kişiye paylaştırılıyor. Buna göre en fazla alan kişi kaç adet bilgi almıştır? Şimdi 2, 3 ve 4 ile ters orantılıysa bir önceki fayda işlemiştik. Bunları k'ya böleceğiz. Yani birinci kişi k bölü 2 tane alıyorsa ikinci kişi k bölü 3. Üçüncü kişi ise k bölü 4 tane alır. Nasıl yaptığımızı önceki fayda işlemiştik. E, 2 ile ters orantılı olduğu için 2 ile çarpacağız. Yani birinci kişi mesela a tane alsın. 2 ile a'yı çarpacağız. İkinci kişi b tane alsın. 3 ile B'yi çarpacağız. Üçüncü kişiyi de C tane 4 ile C'yi çarpacağız. K'yı eşitleyeceğiz. Birinci kişi 2A K'yı eşitse K bölü 2. İkinci kişi K bölü 3. Diğeri K bölü 4 diyorduk. Hatırlarsanız. Yani tek bilinmeyen türünden direkt yazabiliyoruz arkadaşlar. Ters orantılı diyorsa K'ya böleceğiz o sayını. K'yı böleceğiz yani. Şimdi bu üçünün aldığı Toplam bilye sayısı yani k bölü 2, k bölü 3 artı k bölü 4 390'a eşit. Payda eşitlersek 12 eşitleriz. 6 ile 4 ile 3 ile genişletiyorum. 6 buradan 4 buradan 10, 3 de buradan 13 tane k bölü 12 390'a eşit. İşler dışlar yapmadan sadeleştirelim. 13'ü 13'e böldüm 1, 39'u 13'e böldüm 3 K çarpı 1'den K. 12 çarpı 30'dan 360. K eşittir 360 gelir. En fazla alan kaç tane almıştır? Burada hangisi en fazla almıştır? Paylar eşit olduğu için paydası küçük olan daha büyüktür. En fazla alan K bölü 2'dir. En fazla alan K bölü 2'den K 360 ise 360 bölü 2'den 180 tane bilye almıştır. Cevabımız 180. 8. sorudayız. Bir miktar parayı ABC kişileri sırasıyla 2, 3 ve 6 ile ters orantılı olarak paylaşıyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi A kişisi 2 ile ters. A çarpı 2. B kişisi 3 ile ters. B çarpı 3 ters orantılı dediği için çarpacağız. C kişisi 6 ile ters orantılı dediği için C çarpı 6 eşittir K diyeceğiz. Buradan nereye geleceğiz? A eşittir K bölü 2. B eşittir K bölü 3. C eşittir K bölü 6 diyeceğiz. Şimdi bunun yerine şöyle bir hani sorunun e, soruluş tarzından dolayı farklı bir yöntem izlersek daha kolay çözeriz. K değil de bu 6'nın, 3'ün ve 2'nin ortak katı bir değer verelim. Mesela K değil de 6, 3 ve 2'nin ortak katı ne var? En küçük ortak katı 6K. 6K diyelim. Bu durumda 6C, 6K'ya eşitse C neye eşittir? K'ya. 3B, 6K'ya eşitse B neye eşittir? 2K'ya. 2 tane A, 6K eşitse B eşit, A eşittir. 3K eşittir. Şimdi soruyu çok rahat çözebiliriz. A, B'nin 2 katı kadar para almıştır. A, 3K alıyor. B, 2K. B'nin 2 katı 4K yapar. A'nın aldığı para 4K değil. Yanlış. Hangileri doğrudur diyor. A, C'nin 2 katı kadar almıştır. C'nin 2K, A'nın 3K. 3 katı kadar almıştır. 2 katı değil. B, C'nin 3 katı kadar almıştır. B, C'nin 3 katı kadar değil. 2 katı kadar almıştır. Yanlış. CA'nın 3 katı kadar almıştır. Tam tersi. CA'nın değil, AC'nin 3 katı kadar alıyor. Cevabımız Edirne demek ki. CB'nin yarısı kadar almıştır. Evet, CK tane alıyor. B 2K tane. B'nin yarısı K'ya eşit. Yani C, B'nin yarısı kadar alıyor. Doğru. Rana her gün eşit sayıda soru çözerek 70 günde toplam 3500 soru çözmeyi hedefliyor. İlk 10 günde hedeflediği günlük soru sayısını çözerek 10 günlük tatile çıkıyor. Rana tatilde çö soru çözmediğine göre hedeflediği toplam soru sayısını planladığı tarihte ulaşabilmesi için her gün çözmesi gereken soru sayısını kaç artırmalıdır? Şimdi günlük çözmesi gereken soru sayısını bulalım. Sonuçta her gün eşit sayıda çözüyorsa 70 günde bitirecekse toplam 3500 soruyu 3500'ü 70'e böleriz bir günde çözmesi gereken çözmeyi planladığı soru sayısını buluruz. 35'i 7'ye böl 5. Demek ki günlük 50 soru çözmeyi planlıyor. Şimdi Rana ne yapıyor? İlk 10 gün planladığı şekilde soruyu çözüyor. O zaman 10 günden 10 çarpı 50'den ne yapar? 500 soruyu çözer zaten. Şimdi diyor ki 10 gün tatile çıkmış. 10 gün tatile çıktıysa arkadaşlar normalde 70 günde planlamıştı ya bunun 20 günü gitti. 10 gün zaten çözerek gitti. 10 günde tatille gitti. Geriye kaldı 50 gün. 50 gün kaldı. Şimdi eğer oran orantı kurmadan da bu soruyu çok rahat çözebilirsiniz. Mesela ne dersiniz? 50 gün kalmış. Bu toplam soru sayısı da belli. 3500'den 500'ü çıkar. 3000 soru kalmış. 3000 soruyu 50 günde çözebilmesi için planladığı tarihte 3000'i 50'ye bölersiniz. günlük 60 soru çözmesi gerektiğini bulursunuz. Yani soru sayısı 50'yi de 60'a çıkarması gerekiyor. Ne kadar artırması gerekiyor? 60 eksi 50'den 10 soru artırması gerekiyor. Cevap 10. Eğer oran orantı kuracaksak şöyle yapabiliriz. İlla oran orantı kuracaksak. Şimdi normalde günlük 50 soru çözerek geriye kalan soruları eğer 50-50 çözerse kaç günde bitirebilir? Hani hiç artırmasa. Zaten 70 günde bitirebiliyordu. 10 gün çözdü. 10 günü hiç çözmediği için saymayalım. 10 gün çözdü geriye 60 günlük süresi kaldı. Yani eğer 50-50 çözerse 60 günde bitirebiliyor. Bitirmesi gereken süre ise 50. Çünkü 10 günü tatile gitti. 50 günde bu soruları bitirmesi lazım. Şimdi oran, orantımız şöyle. 50 soru çözerek 60 günde bitirebildiği soruları Günlük kaç soru çöz çözmeli ki 50 günde bitirebilsin? 60 gün yani 50 soru çözerek 60 günde bitirebiliyorsa kaç soru çözerek 50 günde bitirebilir? Burada nasıl bir orantı var? Gün sayısı azaldığına göre soru sayısı artmıştır. Gün sayısı azalıyor ama soru sayısı artıyor. Ters orantı var. Ters orantı olduğu için çarparken düz çarpacağız. Yani 50 çarpı 60 60 pardon x çarpı 50 eşit. Sadeleştirdiğimizde x eşittir 60 gelir. Yani 60 soru çözmesi gerekiyor. E baştan 50 soru çözmesi gerekiyordu. Ne kadar artırması gerekir? 10 soru. Bu şekilde de çözebiliriz. Ama ben bunu tercih etmem. Çünkü diğer taraf çok daha kolay oluyor. Genelde oran orantıyı bilinmeyen sayısı fazla olduğunda kullanıyoruz. Burada zaten her şey belli. Direkt denklemi kurarak çözebiliyoruz. 10. sorudayız. 276 metrekarelik bir arazi 3 ile doğru, 5 ve 4 ile ters orantılı olarak 3 parçaya ayrılmıştır. Doğru dediğinde K ile çarpıyoruz. Ters dediğinde K'yı bölüyoruz. Yani 3 ile doğru orantılıysa 3K'dır parçanın biri. 5 ve 4 ile ters orantılıysa diğer parçalar K bölü 5'e K bölü 4'tür. En küçük parçanın alanı nedir? Bu üçünün toplamı 3K artı K bölü 5 artı K bölü 4. 276'ya eşit. Payda eşitlersek 5 ile 4 ile genişletirsem hatta bunu da 20 ile genişletirsem 3 çarpı 20'den 60K artı 4K artı 5K bölü 20 eşittir 276. Topladığımızda 69K bölü 20 eşittir 276 geliyor. Mutlaka sadeleşiyordur. 69. birler basamağı 6. Muhtemelen 4 katı. 69'a böldüm 1. 69'a böldüm. Mesela 4 ile çarpın. 4 kere 9 36. 6 kere 4 24. Elde 3 var. 27. Doğru. 4 katı. İşler dışları yaparsak K eşittir. 20 çarpı 4'ten 80 gelir. K 80. En küçük parça hangisidir? 3K mıdır? K bölü 5 midir? K bölü 4 müdür? Tabii ki 3K değildir. Çünkü burada 3 ile çarpıyoruz ama diğer tarafta bölüyoruz. Bunlar daha küçüktür. Hangisi daha küçüktür? Tabii ki K bölü 5 daha küçüktür. Çünkü daha büyük bir sayıya bölüyoruz. O halde en küçük K bölü 5'tir. K yerine 80 yazarsak 80 bölü 5'ten 16 metrekare alan düşer en küçüğüne. Burada bir formülümüz var. Biz bunu işçi problemlerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Değişken sayısı fazlaysa ilk yapılan işi bu işe ait diğer bütün çarpanlara bölüyoruz, çarpımlarına bölüyoruz ve son yapılan işe e, o işle ilgili bütün değişkenlerin çarpımına orantılıyoruz. Çünkü bir işle işin içeriğindeki mesela işçi sayısı, çalışma süresi gibi gün sayısı gibi e, şeylerin hepsi işle doğru orantılıdır. Ama diğer şeyler kendi içinde ters orantılıdır. Mesela e, süre ile süre ile e işçi sayısı ters orantılıdır. Mesela siz süreyi artırdığınız zaman işçi sayısı azalır. Yani şöyle. E, çalışma sürenizi yani işiniz sabit kalacak. Çalışma süresini artıracaksınız. Çalışma süresini artırırsanız daha az işçiyle o işi yaparsınız. Veya şöyle diyelim. işçi sayınız belli sayıda işçi işçiniz var. İşçi sayısını artırırsanız siz o işi daha kısa sürede yaparsınız. İş ile süre ters orantılıdır. Ama e, işçi sayısıyla, pardon, işçi sayısıyla süre ters orantılıdır. Ama iş ile bunların hepsi doğru orantılıdır. Çünkü süreyi artırırsan iş artar. İşçi sayısını artırırsan iş artar. O yüzden işi, işi, hani doğru orantılı çoklukları bölüyorduk ya. İşi, işle ilgili diğer bütün şeylere bölüyoruz. Ama diğer bütün şeyler, işçi sayısı, çalışma süresi, bunların hepsi ters orantılı olduğu için onları çarpacağız. Şimdi örnekte pekiştirelim. Aynı kapasiteli 4 usta 2 günde 8 metrekare kilim dokuyabilmektedir. Aynı kapasiteli 6 usta 3 günde kaç metrekare kilim dokuyabilir? Şimdi burada işi önce belirlememiz lazım. İlk işimiz ne? 8 metrekare kilim dokumak. Birinci iş 8. İkinci işimiz ne? Onu bilmiyoruz. Kaç metrekare o x. Birinci işin diğer çarpanları neler? Usta sayısı, işçi sayısı 4. Süre 2. Bunları çarpıyoruz. İkinci işin diğer çarpanları neler? İşçi sayısı, usta sayısı 6. Süre ise 3. Bu ikisi birbirine eşit olmalı. Yani birinci iş bölü birinci işin diğer bütün çarpanları. ikinci iş bölü ikinci işin bütün çarpanları. Zaten dikkat ederseniz pay pie, payda 8 olduğu için sadeleşecek 1 gelecek. Ve buranın da 1 olması için payın pie paydaya eşit olması gerekecek. Payda 18 olduğu için x eşittir. x eşittir 18 olacak. Yani 18 metrekare kilimi dokuyabilirler. 7 traktör pardon 3 traktör 7 eş tarlayı 21 günde işleyebiliyorsa 6 traktör 10 eş tarlayı kaç günde işleyebilir? Önce işleri belirleyelim. Birinci işimiz ne? 7 eş tarla. 7 eş tarla. İkinci işimiz ne? 10 eş tarla. Birinci işin diğer çarpanları neler? 3 tane traktör var ve 21 gün çalışıyor. İkinci işin diğer çarpanları 6 traktör var kaç gün değiştirebilir? O soruluyor zaten. Ona da x diyelim. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 3. Hatta burada 6 ile 3'ü sadeleştirebiliriz. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Yani 1 bölü 3 eşittir 10 bölü 2'ye x geldi. Hatta burada 10 ile 2'yi de sadeleştirebilirsiniz. 5 işler dışlar yaptığınız zaman x eşittir 15 olur. Yani 15 günde işleyebilir oluyor. Cevabımız 15 oluyor.